Hani diyorlar ya kurbanlarda efendim o kadar hayvan katlediyorsunuz şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. İşte o feminizm buradan geliyor işte. Dünya aklı. Yaşam olsun. Hayvanlar da yaşasın. insanlar da yaşasın. E bugün mutlaka ölecek lan mübarek. Allah bunu emretmişse kes bunu keseceksin. Evet. Bu arada böyle kı kısa bir parantez açayım burada. bunu araştırmasını yaptım ben. İstatistiklere göre dünyada sene boyunca hayvan sayısında hiç artış olmuyor. Kesilen hayvan sayısı yani. Kurbanda da diğer zamanlarda her sene aynı hayvan sayısı. Hiç değişmiyor bu. Yani kurbanda Müslümanlar kurban kestiği için daha fazla artmıyor. Ama İslam'ın buradaki inceliği çok acayip. Sair günlerde yani kurban günlerin haricinde üreticiler %90 kesim oranına sahipken %10 tüketiciler kesiyor. Yani insanların adakları şunları bunları. %10 ne oluyor? Tüketiciler kesiyor. %90 üreticiler kesiyor. E bu sefer fakir ne yapıyor? Ete ulaşmak için üreticiden almak zorunda değil mi? Para ödüyor. Ama bu kurban tam tersine dönüyor bu durumda. Kurban günlerinde ise %90 tüketiciler kesiyor hayvanları. %10 kimler kesiyor? Üreticiler kesiyor. Ama buradaki hikmet ne? Bu kesilen hayvanlar tüketicinin ellerinde olduğu için direkt ne oluyor? Direkt zaten kurban. İslam'ın emri nedir? İslam'ı efendim kurban hemen pay etmektir, vermektir değil mi? Fakirlerin parasız bir şekilde o ete nail olması meydana çıkıyor. İslam'ın ne kadar ince bir din olduğunu anlayabiliyor musunuz muhteremler? Ne dedik? Mutlak yaşam doğru değildir. Yaşamak güzeldir. Evet, yaşamak güzel. Ama Allah için yaşamak güzeldir. Mutlak yaşam asla güzel değildir. Feminizlerin söylemi söylemiyle. Aklul <laughs> maaş, yaşam aklı, merhubul agniya. Zenginlerin isteğidir. Yani zenginlerin en büyük korkusu ne biliyor musunuz muhteremler? Ölüm korkusudur ya. Bir gün bir ölüm gelir de yani bu kadar nimetlerden geri kalırım. En büyük sıkıntısı budur. Ve erbabü dünya, evet dünya erbabının aklıdır. Şettane <laughs> ma Aralarında diyor ne kadar fark var yaşam aklıyla ahiret aklının. Hadis-i şerifte zaten beyan ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hubbu kulli Dünyayı sevmek her hatanın başıdır. Yani çocuğuna davranacağı zamanda dünyayı severek düşünürsen ona göre davranırsın. Aman yok çocuğum uyanmasın. Daha küçük daha o. 9 yaşında 10 yaşında sabah namazına. İşte bak dünya aklı. Halbuki o zaman da o yetişecek. O zaman da o ahlak alacak. O zaman da onu mutat bir şekilde yerleştirmeye başlayacak. Kaldıracaksın. Dünya aklıyla bakarsan o işe acırsın. Ama ahiret aklıyla bakmamız gerekiyor. Niye? Çünkü ağaç küçükken yaşken eğilir değil mi? Şettane mâ Aralarında çok büyük fark var. Burada Burası önemli. Vel esbabul muhassilatu li aklil maat. Peki ahiret aklını meydana getirmemiz için hangi sebepler gerekiyor? Üç şey söyleyecek İmam Rabbani burada. Bunu aklınıza yazın. Birincisi zikrul mevut. Ahiret aklına mı ulaşmak istiyorsunuz? O zaman birincisi diyor ölümü bol bol hatırlayacaksınız. Acaba nerede öleceğim? Nasıl öleceğim? İmanlı gidebilecek miyim? Gidemeyecek miyim? Geçenlerde bir haber okudum. Rusya'da bir orman yangını çıkıyor. Söndürüyorlar orman yangını. Ormanın ortasında dalgıç kıyafetli bir adam. Herkes şaşırıyor, duruyor, kalıyor. Ne oldu? Ne? Oldu? Ormanın ortasında dalgıç ne arar? Tam üstünde saksan. E tabi bilim kurulu üyesi hemen araştırıyor, bakıyorlar. O itfaiye uçakları, helikopterler yok mu? Böyle deposunu daldırıyor havuzdan. Alıyor götürüyor bırakıyor ormana. İşte o mübarek de orada kaynak yapıyormuş herhalde şeyin altında. Geminin altında su kaynağı mı ne yapıyorsa. Onu oradan alıyor ormanın ortasına bırakıyor. Yani şimdi suyun altında o adama desen ki. Ey kardeşim bak 5 dakika sonra sen ateşin içinde yanarak öleceksin der. Ne der sana güler değil mi? Kitişine bak der. ben suyun içindeyim. Yani çok enteresan. Rabbim ölümün de hayırlısını nasip etsin inşallah. Zikrul <laughs> mevut, Ölümü bol bol hatırlamak. Öleceğiz ya bu bir kesin yani. Kendimizi kandırmamıza gerek yok yani. Her an ölebiliriz. Zikrul mevut ölümü bol bol hatırlayacağız. Daha ikincisi ve tezekkuru ahvalil ahire. Ahiret hallerini bol bol hatırlamak. Hesap, kitap, haşir, neşir, mizan, sırat, cennet, cehennem, şefaat. Say sayabildiğin kadar bütün terimleri. Değil mi? Bunları düşünmek. Yani çok acayip günler var önlerimizde. Ve bunlar çok uzak değil yani. İnnehum ve narahu diyor Allah. Siz onu uzak görüyorsunuz o günleri ama biz diyor yakın görüyoruz. İşte yarın diyor bak Allah onun için. Yakın gördüğü için yarın diyor. Yarına yani çarşamba gününe ne hazırlasın baksın diyor Allah. Birincisi ne dedik? Ölümü hatırlamak. İkincisi ahiret hallerini hatırlamak. Ahirette nasıl hallere düşar olacağız onları hatırlamak. Üçüncüsü de ve mucalesetu kavmin teşarrufu bi devleti fikril ahira. Ortam yani ahiret fikriyle aklı maada ulaşmış insanların meclisleriyle müşerref olmak. Şu meclislerden bahsediyor. Niye? Çünkü atlarla oturan gül yağ kokar. Kasapla oturan iç yağ kokar. Değil mi? Et kokar. Yani atlarla oturmak gerekiyor onun için. Şu meclislerde bulmamız gerekiyor. Evet bir daha sayalım. Ahiret aklını, akl-ı ma'adı meydana getirecek sebepler 3 tane. 1- Ölümü bolca hatırlamak. 2- Ahiret hallerini hatırlamak. 3- Akl-ı ma'at ile müşerrif olmuş kimselerin meclisinden ayrılmamak. Delal tüke ya haze ala kenzi maksadin fe in ene lem eblug la alekite Ey kardeşim diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ben sana diyor maksat hazinesini gösterdim. Maksadın ne olduğunu gösterdim yani. Şayet ben ulaşamasam aha işte orada git sen ulaş diyor. Yembeği eyyü alem bilinmesi gerekir ki kema enne marada zahir mucibun lil usreti ve ta'ab fi edail ahkami şer'iyye kezalik maradul batin eyyadan müstahlidimun lizalik. Yani nasıl ki diyor zahiri hastalıklar şeriatın ahkamında Efendim, şeriatın ahkamını eda ederken bir takım zorluklar meydana getiriyorsa adamın ayağı sakat, kolu sakat eylemiyor, kalkamıyor değil mi namazda? Aynı şekilde diyor, batıni hastalıklar da ne yapar? Manevi durumların düşünmesini engel olur. Lüzarlı ki bundan dolayı Kâlallahu Teâlâ, "Kebur alel Kendisine davet olunan şeylere müşrikler çok ağır geldi müşriklere. Yani adamı sohbet'e davet ediyorsun, yok, şurada 5 dakika durmaya tahammül edemez ama televizyonun başında, telefonun başında saatlerce durabiliyor. İşte bu neden kaynaklanıyor muhteremler? Akıllı madde değil de akıllı maaşa sahip olduğumuz için. Ve Allah Subhanehu ve Innaha al-Kabiratun. O namaz çok ağırdır diyor Allah. Çok ağır gelir. Taş taşımaktan daha ağır gelir. Ama illa ala al-Khāshīyin kuxu müstesna. der müessen. Evet. Ve müstelzemu lizalek al-Usul fi al-ẓaahir <laughs> zafu'l-kuwa wal-jawarḥ ve fi al-bāṭin zafu'l-yaqīn nafsul Ve liṣ fit f şer'iyye usrun šarʿiyya bel aṣla, bāl fiha kullu taḫfīfun. Yüretil Allah bükümül-yusur, ve la yüretil bükümül-unsur. Allah-u Teala sizin için ne yapıyor? Kolayı istiyor. Ve la yüretil bükümül usr. <laughs> sizin Allah sizin için ne yapmıyor? Zoru istemiyor. Halbuki namazda bir ağırlık yok yani. Ve kavlu teala yuridullah ve ankum insanu Allah size her şeyi hafifletti. Namazı 5 vakit kıldı. 50 vakit kılsaydı o zaman vay halimize. Ve khuliqal insanu Zira insan Zayıf atıldı yani. Ma darra duha fil en yara men zâ basar. Yani bir şiir daha söylüyor İmam-ı Bu şiirleriyle bize imada bulunuyor yani. Diyor ki kuşluk vaktindeki güneşin doğmasına gözü olmayan kimsenin onu görmemesi zarar vermez. Yani gözü görmeyen kimse güneş görüyor mu? Görmüyor. Kuşluk vakti güneş tepeye doğru geliyor. Değil mi? Şimdi o kör adama göre güneş yok. Güneş, o görmediği için güneş yok mu? Hayır. Güneş var ama göremiyor. Fekâne fikru izâleti hâzel maraz lazimen işte bu manevi hastalığı diyor. En kısa zamanda hemen izalesine çalışmamız gerekiyor. Ve iltica en önemlisi iltica etmek. Nereye? İlel adık ba'il huzak efendim. Çok mahir tabipler. İşte ondan onlar nedir? Rical. Rical takımı Allah dostları. Himmetur rical takulul cibal. Allah dostlarının himmeti dağları yerinden söker atar Allah'ın izniyle. Ma'al rasul illel belag. Elçiye ancak ulaştırmak düşer diyor. Ben de size ulaştırdım. Ve selamü Evet Rabbim İmam-ı Rabbani Hazretlerinin şefaatine nail eylesin inşallah. ونو حقيقي أنا ما نصيب إلا ألا إن أولياء الله لا خوف